Bugünkü dersimizde erken çocuklukta fen eğitimi dersinin giriş bölümünde yer alan erken çocuklukta fen eğitiminin amaçları, hedefleri konusunu ele alacağız. Fen eğitiminin genel olarak 3 temel hedefi vardır. Fen eğitiminin amaçlarını bu 3 temel hedef altında inceleyeceğiz. İlk olarak fen bilimine ilişkin temel kavramları kazandırmak ve böylece fen bilgisi altyapısını oluşturmak ve geliştirmek. Şimdi bu birinci hedefte aklımıza gelecek olan ilk şey içerik. Bu kısım fen eğitiminin içeriğini oluşturuyor. İkinci olarak bilimsel süreç uygulama becerilerini, fen kavramlarını ve bilimi anlamalarına yardımcı olmak. Buradaki anahtar kelime ise uygulama becerilerini derken beceri. Buradaki anahtar kelimemiz beceri. Üçüncü olarak fen bilimine karşı olumlu tutum kazandırmak. Şimdi bu birincisinde ne demiştik? İçerik. Şu yanına yazalım. İçerik. Birinci kısım içeriği kapsıyor. İkinci kısım beceri. Üçüncü kısım da tutum. Şimdi fen bilimine karşı olumlu tutum kazandırmak. Erken çocuklukta fen eğitiminde bu üçüncü hedef çok önemli. Şu yüzden çok önemli. Çocuğun bundan sonraki yaşlar için de etkiliyor. Çünkü İngiltere'de yapılan bir araştırmaydı sanırım. 7 yaşına kadar biliyorsunuz erken çocukluk eğitiminin 3-6 yaşı kapsar. 7 yaşına kadar eğer nasıl bir fen eğitim verilirse çocuğa, yani 3-6 yaş arasında ki tutumu çocuğun hayatı boyunca fene bakışını etkiliyor. Yani burada olumlu bir tutum kazandırabilirsek çocuğa, çocuk bundan sonraki yaşlarında da her zaman, yani 7 yaşından ölene kadar fen hakkında her zaman olumlu şeyler düşünecektir. Ama olumsuz tutum kazanırsa eğer çocuk, yine aynı şekilde bir daha olumlu tutuma geçmesi gerçekten imkansız. İmkansız gibi bir şey. Şimdi bize şöyle bir soru gelse, işte erken çocuk okul öncesinde diyelim, okul öncesinde neden fen eğitim veriliyor diye bir soru gelse, bu üç maddenin özetini onlara sunabiliriz. İşte nedir? Fen hakkında içerik sunmak birincisi. İkincisi işte fen hakkında beceri kazandırmak. Üçüncüsü de fen hakkında olumlu tutum kazandırmak şeklinde cevaplayabiliriz. Sonraki sayfaya geçelim. Şimdi az önce burada genel hedeflerden bahsettik. Buradaki slaytta genel hedeflerden bahsettik. Şimdi özel hedeflere geçeceğiz. Yani daha da ayrıntıya iniyoruz. Şimdi bu hedefler dikkate alındığında okul öncesi dönemde verilecek fen eğitiminin özelleştirilmiş amaçlarından bazıları şunlardır. Çocukların çevrelerine karşı doğal merak ve ilgilerini uyandırmak. Ne demiştik daha önce? Merak. En önemli kavramımız bu, merak. Ardından doğada sürekli bir değişim olduğunu farkına varmalarını sağlamak ve bu değişimlerin birbirleriyle olan ilişkilerine değinmek. Burada üzerinde durulan konu, hepimizin bildiği gibi doğada işte değişim birbiriyle, işte doğadaki diğer kavramların, doğanın alt dallarının birbiriyle sürekli ilişkisi ne çocuklara değinmek. Devam edelim. Fenle ilgili temel kavramlar ve problem çözme becerilerini geliştirme.
çocukların çevreyle etkileşime girmelerini ve böylelikle gözlem ve sorgulama becerilerinin geliştirilmesi. Şimdi fen bilimi ile ilgili gelişim düzeyine uygun alet, ekipman ve malzemelerin kullanımına ilişkin becerileri kazandırmak. Şimdi burada alet, ekipman ve malzemelerin kullanımı, alet, ekipman ve malzemeler deyince olayın içine laboratuvar giriyor. Daha doğrusu laboratuvarın, pardon, silelim şunu. Yine olmadı. Laboratuvarın içinde daha doğrusu ki malzemelerden bahsediyor. Alet, ekipman ve malzemeler derken. Şimdi alet, ekipman ve malzemeler dediğimde için içine laboratuvar giriyorsa, laboratuvar deyince de işin içine bir kavram daha giriyor. O da hemen yazıyorum. Güvenlik. Çocuklarda işte yapılan etkinliklerde biliyorsunuz fen eğitimi daha çok deneyler üzerinden etkinlikler ilerler. Bu etkinlikler sırasında bu etkinlikleri nasıl güvenli bir şekilde yapabileceklerini öğreniyorlar. Birincisi bu, ikincisi de güvenlikle ilgili bir diğer öğrendikleri şey ise güvenliğin gerekli olduğu, güvenliğin gerekli bir şey olduğunu. Fen işte deneyler, etkinlikler sırasında güvenli bir kavram olduğunu çocuklar öğreniyor. Şimdi okul öncesi fen eğitimiyle kazandırılması hedeflenen bilgi, beceri ve tutumlar. Biz programın en başında 3 temel hedeften bahsetmiştik. Neydi o hedefler? İçerik, beceri, tutum. Burada içeriği bilgi olarak almış. Hiç fark etmez. Fen öğretiminin genel hedefleri arasında yer alan fen bilgisi içeriği, bilimsel süreç ve bilimsel tutum geliştirmek yer almaktadır. Fen bilgisi içeriği, bilim insanları tarafından üretilen ve yenilenebilen bilimsel bilgi topluluğudur. Buradaki bilgi ne demiştik? İçerik demiştik buna. Buna içerik demiştik. Beceri. Beceri de şu şekilde. Şimdi biz 36-72 aylık bir çocuğa fen eğitimi veriyor muyuz? Evet, veriyoruz. Peki bu fen eğitimi vermeden önce, verirken veya verdikten sonra çocukta ne gibi sonuçların ortaya çıkmasını bekliyoruz? Belli sonuçlar ortaya çıkmasını bekliyoruz. İşte bu beceri de sonuç olarak ele alacağız. Tutum noktasına geldiğimizde de, tutumu da en başta söylemiştik, hatta bir araştırmadan bahsetmiştik. Çocukta fen hakkında, fen bilimi hakkında olumlu tutum, olumlu bakış açısı kazandırma. Ne gibi, ne olabilir örneğin bunlar? İşte çocuk fen etkinliklerine katılırken katılmada sorumlu kalıyor mu? Katıldığında sorumlu kalıyor mu? Katılmak istiyor mu? Gibi tutumlar. Bilimsel süreç, bilim insanlarının bilgiyi kullanma ve problem çözme yöntemidir. Bilimsel tutum, bireyin bilimsel bir probleme veya olguya karşı gösterdiği yaklaşımdır. Az önce bunları açıkladık. Şimdi, bilimsel süreç ve uygulama becerileri. Burada 3 tane aşama var. İşte temel süreç becerileri, orta düzey süreç becerileri, üst düzey süreç becerileri diye. Biz bu bilimsel süreç ve uygulama becerilerini kısaca BSB olarak kodlayacağız. Bu BSB bizim sıkça karşımıza çıkacak. Nedir bu? Bilimsel süreç becerileri.
Şimdi okul öncesinde, daha doğrusu şöyle diyelim, bir çocuğun fen eğitiminde 3 temel süreci var. Okul öncesi genel olarak ilk iki süreci kapsar. Temel süreç BSB, orta düzey süreç BSB diye. Şimdi okul öncesinde üst düzey süreç becerileri uygulanamaz mı? Elbette uygulanabilir ama uygunluk açısından doğru olmaz. İlk iki süreç daha uygundur okul öncesine. Üst düzey süreç becerilerini çocuk artık ilkokula geçmiş olur. Şimdi gözlem yapma ilk olarak. Gözlem yapma, duyu organları kullanarak bir nesne veya olay hakkında bilgi edinme becerisidir. Şimdi bir çocuk, daha doğrusu şöyle başlayalım. Bir öğretmen sınıfta bir etkinlik yapıyor. Çocuk da bunu gözlemleyerek yeni öğrenme becerileri katıyorsa kendine, bunu katabiliyorsa gözlem yapma becerisini kazanmış demektir.